Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Ankara'da güzel bir program var. Umarım başarılı olacağız. Gerçi bu ara fena değiliz. Dün İzmir altılısını yakaladık durumda. Bugün Bursa ilk altılısını yakaladık. İyi gidiyoruz. İnşallah yarın Ankara'da devamını getiririz. Bu başarılarımızın devam etmesi dileğiyle diyelim ve tahminlerimize geçelim. Saat 13.30'da yumurta koşusuyla başlıyor yarış. 4 numara bir tanem her ne kadar son yarışı kötü olsa da idmanda iyi görünüyor. Yarış gidişatı ona yarıyor. İstediği tempoyu kuracaktır. Büyük bir ihtimalle yarışı kazanma şansı yüksek. Kilo avantajı da var. Kısrak karakterli bir kısrak zaten. Tekrar ki bana göre son yarışına düzeldiğini gösteren 1 numara Gizmo'dur. 4-1 şeklinde tavsiye ediyorum. Günün ikinci ayağına geldiğimizde 1 numaralı Batistuta ve 2 numaralı Lady Secret arasında bir yarış gibi görünüyor. 1-2-2-1 ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. Günün üçüncü ayağında Saklı Kız nihayet çok uygun bir grup bulmuş. Büyük bir aksilik olmazsa bu grubu geçecektir. Müslüm Çelik'le banko olarak tavsiye ediyorum sizlere. Geldik dördüncü koşuya, ikinci altırgan yana. Zor bir koşu olduğunu söylemem lazım. 3 numara Deli Tahir'den çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Yarışın hızlanma ihtimali yüksek. Sonlarda sıkı gelecektir. Bu at bugünkü grup 1 Beverly Trip yarışına da kayıtlıydı. Ondan es geçtiler. Bu yarışı tercih ettiler. Bence iyi de yaptılar. Uygun bir grup bulmuş. Etkili bir yarış yapabilir. İlk rakibi 6 numara Victor Wolves. Her ne kadar son yarış kötü de olsa da antrenör değişikliği var burada. Ahmet Çelik de bu ata bindiğine göre atta bir ışık görmüş. 3 ile 6'yı biraz daha önde tutuyorum. Royal Avşar eski gücünde görünmüyor 5 numara ama yine de kalitesiyle yazalım. 2 numara Bırakın Gitsin iyi bir form yakaladı, iyi bir yarış yapabilir ve 1 numaralı Ahmet Bey'le diyorum. Önce 3-6 daha sonra 5-2-1. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 1 numara Ceylin Can bu grup için ideal bir yani ideal bir grup bulmuş bence. Her şey lehine görünüyor. Önde Uçan Fil ve Rotavatör yarışı hızlandıracak. Ceylin Can da 3-4 gidecektir diye tahmin ediyorum. Ve düzlüğe doğru hamlesini yapacak. Düzlükten sonra da geriden gelen atlara direnecektir. Bence yarışın en şanslı atı 1 numara Ceylin Can. 4 numara Rising Story son yarışta geç kalan ataklarla 5. kaldı. Bu kez daha etkili bir yarış yapabilir. 5 numara Secret Blood fena değil. Her ne kadar çok tutmasam da 7 numarada Uçan Fil kalite kalitedir. Formda yazmamız lazım. 1, 4, 5, 7. Günün 6. koşusu Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth koşusu. Bu baştayların bu yılki son koşusu muhtemelen. Gerçi çaldıran koşmadı herhalde. Çaldıran koşusu var mıydı ya? Bir an kafam gitti vallahi. Herhalde çaldıran koşusu daha koşmadı diye. Bu yarış programına da bakabiliriz ama neyse. Ben Sigoş'u burada banko olarak önermek istiyorum. Son yarışında gereksiz bir bekleme yaptı Ahmet Çelik. Bugün baktığımızda yani Mystic Power yine kaçacaktır. Legal Aid'i de kaçabilir. İkisinden biri numarayı alacaktır. Victor Weapon da önlerde korunacaktır. Sigoş için her şey uygun. Agent Finale bu kez mağlubiyet tattırabilir diye düşünüyorum. Ahmet Çelik bugünkü Harmony Granger yarışında olduğu gibi çok beklemezse yarın Sigoş'ta bu yarışı kazanmasını bekliyorum. İkman da çok değerli. Ben banko olarak öneriyorum 3 numara Sigoş'u. Geldik 7. koşuya. 1 numara Spencer için yani grup uygun ama mesafe geçen yarış biliyorsunuz sizlere banko olarak önermiştim Spencer'ı. Yalnız işte bu at 1200-1300'den sonra biraz zorlanıyor. Sonlarda temposu düşüyor. 1 numara Spencer büyük bir ihtimalle yine bu koşuyu kazanabilir. Ama 1400 son anda da geçilebilir. Yani çok kritik bence. Yarış 1300 olsaydı banko verirdim ama 1400-1500'de biraz sıkıntı yaşayabilir. Eğer ki önde CR Stat'tan çıkıp onun temposunu da yükseltirse sonlarda özellikle 6 numara Osman Bey ve 5 numara Koca güçlü gelebilir. Ben 1-6-5 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. 8. koşu ise yani hangi atın geleceğini tahmin etmek çok zor burada. Ayırt etmeden 1-3-5-7-8 Akçatay, Çınarcık, Haydi Atık Kız, 7 numara Mesnur ve 8 numara Sarı Sıcak. Sarı Sıcak büyük favori çıkabilir yani. Hiç güven veren bir at değil. Yani öyle söyleyeyim. Her yarış geliyor 400'lerin oralarda kalıyor, 300'lerde kalıyor. 1, 3, 5, 7, 8 arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde ise son yarışında çok çok tuttum. 10 numara Sevalcan İstanbul'da dışa doğru meyillendi ve jokeyi de fazla zorlamadı. Sürekli dışarılardan dolandı. At sertlik yaptı.
pisti yadırgadı. Belki de İstanbul'a ilk kez gitmişti, bilemiyorum. İyi koşmadı ama yarın Mehmet Sarıçay'ı şeyi tekrar bindirmişler. Demek ki ilgilileri atta bulmuşlar problemi. Jockey'de bir sıkıntı görmemişler. Sevalcan bence yarın çok şanslı. Yarışın en şanslı atı diye düşünüyorum. Yarın sıralamada kaçıncı at çıkar bilmiyorum ama etkili bir yarış bekliyorum. 7 numaralı Yılmaz Hoca son yarışı fena değil. Şöyle baktığımızda döver haricinde onu sıkıştıracak fazla hızlı atlar yok. O yüzden eğer döverle çok uğraşmazsa 7 numaralı Yılmaz Hoca da iyi bir yarış yapabilir. 5 numaralı Gazınç. Bir türlü bu ata bir yarış kazandıramadık. Sürekli tabelada dolaşıyor. Son bir yarış gördü ara sonrası. Abdullah Akdemir miydi bu çocuğun adı? Evet, Aziz Akdemir. Yani Gazinc'in çok kısa bir sprinti var. Bir start çekmiş. Bu avantaj 2-3 gidip en iç kulvardan böyle konumlanabilirse, sprintini iyi ayarlayabilirse bence çok şanslı olabilir. Daha sonra 8 numara deli olan Çim'de etkili koşuyor. 6 numaralı Hayırlı Kız ve 12 numaralı Memo Can'dır diyorum. Bu da takip atın. Gelirse ve yarın yatarsam çok üzülürüm. O yüzden yazalım. 17, 5, 8, 6, 12 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Yorum ve mesajlarınız için şimdiden teşekkürler. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olup bu kazançtan faydalanabilirsiniz. Numaramız 0545 625 50 93 0545 625 50 93. Hepinize sevgiler, saygılar, bol şanslar, hayırlı akşamlar.